Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sizleri bu defa Bodrum Torba'dan selamlıyorum. Şu üstümde görmüş olduğunuz bluzu story'de paylaştığımda Damla bunu da örelim lütfen demiştiniz. Ben de sevgili dostlarıma söz vermiştim. O zaman bu bluzu Bodrum'da örmeye ne dersiniz? Öyleyse az önce üzerimde görmüş olduğunuz bluzun yapımına beraberce başlayabiliriz. Yapımına geçmeden önce kullandığım ipler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Gazal Baby Cotton X-Large ipleri kullanıyorum. Üzerimde gördüğünüzün zemini böyle eflatun tonlarında, arada yeşil, mint gibi kullandım. Numaralarını merak eden, aynı renkleri kullanmak isteyen arkadaşlarım olursa mintin rengi kodu C3425, eflatunun kodu 3412, 3425 ve 3412. Bunlarla beraber 4 milim tığ kullanacağım. Siz de elinize göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Üzerimde görmüş olduğunuzun zemini eflatundu. Bu sefer ben zeminini değiştirip yeşil olarak örüyorum sizlerle şu şekilde. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken 10 tane şu ebatlarda hanım dilendi motifini örmek olacak. Siz istediğiniz renkle buraları daha renkli çalışıp hatta üstünü bile çizgi çizgi renkli çalışabilirsiniz. Ben iki renk kullanarak yaptım. Bu tamamen sizin tercihinize ve zevkinize kalmış. Şimdi bu hanım dilendi motifini düzgünce nasıl örebiliriz? Beraberce bir tane örelim. Daha sonra sizlerden bu bluz için 10 tane örmenizi isteyeceğim. Ölçü olarak 38'den 40 bedene kadar uygun olacaktır. Şu kısmı motiflerle birlikte 50 santime yakın oluyor. Yani 48-49 santimde kalıyor. Bu kalın ip ve bunlar X-Large ipleri olduğu için 4 milim tığla ördüğümde, daha ince iple örerseniz de mutlaka ölçünüzü deneyerek yapın. Benim bu mesela 2 sıra ördüklerimi siz 3 sıra örüp birleştirme sırasıyla 4'e tamamlayabilirsiniz. Öyleyse şimdi hemen motifi nasıl yapacağımızı kolayca size göstermek istiyorum. Ortasını öreceğim. Yeşili aldım. Ve hemen orta parmağıma bir kere tur attırdıktan sonra tığımı içinden geçiriyorum. İpimi arasından çıkartıp bir kere kitleyip sıkıca üstüne 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yanına hemen bir ikili trabzan, bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra parmağımı çıkartıp şöyle biraz ortasını küçülttükten sonra aralarda iki zincirim var. Ve yanına hemen bir üçlü daha örüyorum ikili trabzanlarla. İki zincir, bir üçlü daha. İki zincir ve son üçlü grubumu da tamamlıyorum. Daha sonra ortasını şöyle bir sıkıştırıp iyicene iki zincirimi çekiyorum. Şu ipimi de yukarı doğru alırken burada yükseldiğim zincir vardı ya, hani trabzanlara başlarken ilk yükseldiğim bacağın tepesine batıp bunu da arkadan alıp böyle yatırıyorum. Arasından geçirerek şu şekilde ilmeğimi bundan da geçirip şöyle bir kere kilitliyorum güzelce. Sonra bunu burada keseceğim ve bu ikisi yukarıdayken işimi sağlamlaştırmak adına da güzelce bir düğüm daha atıp ilk kısmını, bu hanım dilendili kısmını örmüş oluyorum. Daha sonra bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alıp ilmeklerin arasından daha ince bir tığ kullanarak geçireceğim. Şöyle bir önden, bir arkadan alıp gizliyorum. Şuradan da alayım. Siz kendi alışkın olduğunuz sistemle de ipinizi gizleyebilirsiniz.
Göbeğini tamamlamıştım. Şimdi ikinci sıra için ilmek çıkartıyorum. Ve şöyle hemen bir boşluğundan batıp tığımın üstüne ip de alıyorum. Bir boşluğundan batıp bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir ve iki kere de çıktım. Çıkarken de şunu şöyle öne alacağım. Son ilmekten önce özür dilerim. Onu da öne alıyorum ki güzelce ne gizleyebileyim diye bu ipi. Sonra onu tekrar yanına iki tane ikili trabzan örerken o öne aldığım ipi de beraberce örüyorum. Bir kere daha alacağım. Ve ilk grubu örmüş oldum. Sonra bir iki zincir çekip tekrar aynı boşluğun içine batıyorum ve 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Elinizden nasıl düştüğüne dikkat edip şu aralarda ya zincir çeker ya da çekmeden devam edebilirsiniz. Benim elimden zincirsiz gayet ideal istediğim gibi düştüğü için arada zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyorum ve yine köşelerin içine, bütün köşelere 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 ikili trabzan mantığı ile devam ediyorum. Bütün boşlukları, yani kalan 2 boşluğu da bu şekilde öreceğim. Yani zaten birçoğumuz bu hanım dilendiği biliyoruz artık. Sonuncu boşluğu da doldurdum ve burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp aradan ipimi geçirip kilitliyorum. Ve bu ipimi de yine ince bir tığla gizleyeceğim ki ben onu daha sonra da yaparım. Şimdi yapmamız gereken bu motiflerden 10 tane örmek. Aslında ben 10 taneyi ördüm ve 5'ini bir parçasını örerek bundan gösteriyorum. 5'ini bir parçasını örmek için kullandım ki diğer parça da bunun birebir eşi olduğu için beraberce öreceğiz diğer parçayı, ama ilk yapmamız gereken şey ip koparmadan bu 5 tane motifimizi birleştirmek olacak. Şimdi ip koparmadan birleştirme tekniğini kullanarak bu 5 tane motifi de birleştirmeye başlayacağım. Bunun için ilmek çıkarttım ilk olarak ve tığımın üstüne ipimi aldım. Yine bir köşesinden battım. Ve bir tane, şunu hemen alıyorum öne de. Yine bunu tığımın üstüne alıp birlikte örüyorum. İpi güzelce ne gizlemek adına. Şunu şöyle çekip bir tur daha örüyorum. Ve ilk üçlüyü örmüş oldum. Sonra yine arada zincir yok. Siz gerekirse çekebilirsiniz. Unutmayın. Boşluğa bir 3 tane ikili trabzan daha. Sonra bu köşeye geldim. Köşede bir üçlü grup ikili trabzanlarla arada 2 zincir, yine bir üçlü grup ikili trabzanlarla, sonra buradan buradaki boşluğa atlayıp bir üçlü grup daha yapıyorum ikili trabzanlarla. Şimdi birçoğunuz aslında burayı biliyorsunuz ama yine de belki ilk kez gören arkadaşlarım vardır diye bu birleştirme tekniğini de göstererek yol almak istedim. Şimdi buraya geldi mi? Şimdi buradan başladım, bakın. Birliği yaptım, ördüm, bir köşeyi yaptım, tekrar köşedeyim, bir üçlüsünü ördüm. Bir zinciri çekip tığımın üstüne ipi alıyorum. Diğer motifi de onun yanına alıp böyle ikisi birlikte bakarken, ikisinin ön yüzü bana bakarken birinin köşesinin, diğerini aldığımın köşesinin içine batıyorum ve bir ikili trabzanımı örüyorum. Artık arka arkaya verecekler. Bir ikili trabzan daha, bir ikili trabzan daha, sayı 3'e tamamlanıyor. Burada bir zinciri çekiyorum ve arka arkaya verdim mi bu köşesinin içine batıp
kilitliyorum. Şimdi burada yine bir üçlü trabzan örüyorum. Zinciri çekiyorum. Arka arkaya verdim. Buradan batıp hemen alıyorum. İpimi bir kilitliyorum yine. Sık iğne örüyorum yani. Tekrardan köşedeyim. Bir üçlüyü örüyorum. Bir zinciri çektim. Köşede de battım. Yine ördüm bir sık iğne. Sonra yine bir zincir çektim. Şimdi bu köşeyi öreceğim. Bir üç tane daha ikili trabzan köşeye. Sonra ortaya bir üç tane daha. İkili trabzan köşedeyim. Köşeye gene örüyorum. Yukarıya, yani burayı aynı hanım dilenci tekniğinde yaptığımız gibi devam ediyorum. Şimdi şu üstü de öreyim. Düz. Üst kenarını da ördüm. Şimdi üste bir motifi daha birlikte ekleyelim. Şimdi burada ne yapıyordum? Bir zinciri çektim. Hemen yeni motifi alıyorum. İkisinin de yüzü bana bakıyor. Tığımın üstünde ipim var. İkisinin de ön yüzü bana bakarken köşesine batıp yeni motifin içine bir ikili trabzan örüyorum. Sonra artık arka yüzlerini sırt sırta verdiriyorum. Burada bir zincirimi çektim. Hemen karşıki boşluğa batıp bir sık iğne ile kilitliyorum. Tekrardan tığımın üstüne ip aldım. Ve bu boşluğa da 3 taneyi örüyorum. Bir zincir çektim. Boşluğa batıp bir sık iğne ile kilitledim. Yine tığımın üstüne ip aldım. Artık köşedeki son birleştirme yerini öreceğim. 3 taneyi ördükten sonra ikili trabzan, bir zincir, boşluğa bat, bir kitle, bir zincir, hemen gel buraya boşluğun içine ikinci üçlü grubunu örüyoruz ikili trabzanlarla. Şimdi ne yapacağım, artık burası belli. Boşlukların içine iki tane üçlü trabzan, böyle yukarıya kadar geleceğim ve bu iki taneyi de gelip sonrasını beraber devam edelim. Diğer ikisini de ekledikten sonra 5 tane motifi yan yana ekledim ip koparmadan. Şimdi artık aynen yukarı doğru eklediğim gibi sonuncuyu da ekledim. Bu köşeyi yaptım. Arada 2 zincirimi çekip şimdi döndürüyorum ve bu yüzünü örmeye başlayacağım. Oradaki şu ortada yapmamız gereken ince detayı size bir göstereceğim. Şu köşeyi yaptım. Ortada burası bildiğimiz gibi 3 tane ikili trabzan. Şimdi buraya geldiğimde şuradaki işlemde şu köşenin bir tane üçlüsü yapılmıştı arkadaşlar. Şimdi buraya diğer üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlarla. 3 tane ördükten sonra 1 2 zincirimi çekip bu boşluğa gelip bir sık iğne örüyorum. Sonra 2 zincir daha çekiyorum. Bu boşluğa geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi buradaki boşluğa 3 ikili trabzan, bir orta kesiştiği yeri beraber daha yapalım. Geldim. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3 tanesi örülmüştü. Ben de geliyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra şu 2 tane üçlünün kesiştiği noktaya batıp sık iğnemi ördükten sonra 2 zincir daha çekip aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
şu anda bulunduğum yerde dış mekanda balkon terasta çektiğim için bazı gürültüler dışarıdan gelebiliyor. Onlar için de özür dilerim. Şurayı tamamlayıp böyle gelip yukarı doğru nasıl çıktığımızı göstereceğim. Şimdi böylece ne geldim? Yan köşedeyim. Şu başladığım noktaya geliyorum yani. Hemen iki zincirimi çektim. Köşeyi tamamlıyorum. İkili trabzanlarımla bu boşluğa da geldim. Yine örüyorum ikili trabzanlarımla 3 taneyi. Şimdi başladığım köşedeyim. Oraya geldim. Ve şimdi tam olarak şöyle döndürüyorum. Bakın, burası benim üste doğru yükseleceğim bölge. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Bunun için tam bu noktaya geldiğimde bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Şu başladığım trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Sonra bunun üstüne bir, iki zincirle yükseliyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıp bu boşluğun içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde yukarı çıkmış oldum. Şimdi bu boşluğun içine de bir adet üçlü grubu öreceğim. İkili trabzanlarla buraya da. Bu yukarı doğru artık bluzum için yükselmek için ördüğüm sıralara başladığım yer. Şimdi bu köşeye bir tane üçlü yaptım. Geliyorum bu köşeye de bir tane üçlümü örüyorum. Ve her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek bu sırayı sonuna kadar getireceğim. Bu şekilde. Yani tam olarak olduğumuz yer şurası. Buradan başladım. Yukarıya doğru gideceğim. Ben bunu 20 sırada tamamladım kendim için. Ama daha crop tarzı bir bluz istediğimden, üstümde duruşunu da zaten az önce gördünüz. Ben daha kısa istiyorum. Hani bir genç kızımı öreceğim diyorsanız 20'nin mesela 10'u 16, 15, 17 yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorum diyorsanız da o tamamen sizin aslında zevkinize kalmış. İstediğiniz kadar uzatabilir. Hatta bu mantıkla upuzun örüp elbise bile örebilirsiniz. İlk sırayı sonuna kadar ördüm. Şimdi buraya geldiğimde bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Yukarı doğru çıkışı şimdi size göstermek istiyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincirle yükselip döndürüyorum. Ve buraya bir üçlü trabzanımı örüyorum. Şimdi aynen her bir boşluğun içine bir üçlü trabzan öreceğim ve bu sıranın sonunda nasıl tamamlayıp yukarı çıktığımızı size göstereceğim. Daha sonra zaten dediğim gibi aynısını tekrarlayarak istediğimiz uzunluğa kadar örebiliriz. Tercihimiz ve beğenimiz doğrultusunda, gerekirse daha uzun ya da daha kısa. Bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi bakın, burada bir alttaki yükseldiğim şu ilk bacağın tepesine batıyorum. İçine de şöyle batabilirsiniz zorlanırsanız. Tığımız kalın olduğu için bir tık zor olabiliyor. Ben hani biraz şartları zorlayıp oraya tutturmaya çalışıyorum. Şimdi normal bir ikili trabzanımı örüyorum. Bakın, burası böyle. Burada da böyle başlamıştık. Şimdi burada hemen 1, 2, 3 zincirle yükselip buradaki oluşan boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi buraya da geliyorum, gene boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani arkadaşlar, söylemek gerekirse artık yukarı doğru
bu şekilde yükselirken başlangıçlarımız bir üçlü bir boşluk, bir üçlü bir boşluk şeklinde devam edecek. Bu sıranın da sonunu birlikte tamamlayıp yukarı çıkalım. Yine sıranın sonundayım. Bir boşluğum var. Bu boşluğun içine hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve 4 tane zincirle yükseliyorum. Boşluk yaratacağım yerde zincirim 4 tane. Burada 4 ile yükseliyorum. Burada 3 ile yükseliyorum. Şimdi buraya da 3 tane tamamlayacağım ikili trabzanımı ve boşlukların içine öreceğim. İşte bu şekilde dediğim gibi artık devam edeceğim. Benim bu parçadaki şu genişliğim en santimim böyle 48-50 santim arası, yani 36-38 bedene çok rahat olur. 40 bedene bile uygun olacaktır çünkü bir miktar açılma yapıyor. Ancak siz dediğim gibi daha ince iple örüyorsanız daha fazla sıra örebilirsiniz. Aynı kalınlıktaysa daha büyük beden için bu hanım dilendileri bir sıra fazla örerek devam etmeniz yeterli olacaktır. O zaman 20 sırayı örüp buluşalım.